Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aziz, sıddık, muhlis kardeşlerim. Bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle Lema-i İhlas'ın düsturlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş. Vücub derecesine gelmiş. Yani vaciptir üstümüze. Yani yapmamız lazım. Mutlaka, evet. Mutlaka yapmamız lazım. Kim yapması lazım? Üstad diyor ki, kardeşlerim diyor, etrafındaki talebelerine, Risale-i Nur talebelerine, diyor ki bütün kuvvetimizle, imkan dairesinde bütün kuvvetimizle Lema-i İhlas'ın düsturlarını ve hakiki ihlasın, bir yerde İhlas eden. Ha, yani hakiki, demek ki böyle hakiki olmayan ihlaslar da oluyor demek ki, yani böyle muhabbetin de diyor şeyi, hani bir yerde geçiyor ya. Yani muhabbetin de ihlası var diyor yani. Karşılığında, mukabilinde bir şey beklenen şey noksandır. Evet, evet. Muhabbet meselesi. Yani ihlası, hakiki ihlas örnek olarak neyi veriyor üstad? Mesela bu hakiki şefkat gibi yani. Nerede bulunur diyor. Anne de bulunur evladına karşı. Yani hakiki ihlası izah için o örneği veriyor. Hani işte yavrularını kurtarmak için diyor, Hüseyin müşahadesiyle başını ite kaptırır diyor. Yani anne tavuk. Yani oradaki o şey nedir? Mukabilinde hayatını veriyorsun. Ya ne var karşılığında? Evladını kurtarmaya çalışıyor. Orada riyakarlık yok. Riyakarlık yok. Bir sermayesi, canı, o canını veriyor. O sermayeden geçiyor yani. Onun için üstad burada nur talebelerine imkan dairesinde ihlasın düsturlarını ve bir de o ihlası bak burada tavsif ediyor. Yani nasıl bir ihlası aramızda yaşamamız lazım? Yaşaması lazım nur talebesinin. Hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde. Yani aramızda, nur talebeleri kendi aralarında. Birbirimize karşı istimal etmek. Hani hatırlayalım. Bülent abi, yani ihlasın düsturları, sırları ne ki? Onların mabeynimizde hakiki ihlasın sırrı ne ki? Amelinizde rıza ilahi olmalı. Düstur bir. Değil mi? O razı olduktan sonra. Ya bütün dünya şey, yani amelinizde rıza ilahi olmalı. İhlasın birinci düsturu. İşte diğer düsturlar. Hazreti Musa için ayette muhlas geçiyor. Yani ihlası hiçbir zaman için zedelenmiyor. Hazreti Harun'un şeyini çekiyor ya. Evet. Sakarını çekiyor ya. Çekme annemin oğlu diyor. Evet. Yani Allah rızası girince analık, babalık, kardeşlik, oğul, evlat. Başka hatırlar yok. Yok. Yani onun için Hazreti Musa muhlas. Muhlas. Yani demek ki muhlis, muhlis kendisi muhlis oluyor. Ama muhlas bir zaman sonra seçilmiş oluyor ihlasta. İşte onu seçilmiş muhlas Arapçada mesela muf'aldir. Muf'al babı seçilmiş manasını ifade eder. İhlasta seçilmiş olan. Evet. Yani ben, Hazreti Musa ismi azam, evet, ulul azam peygamberlerden olduğundan seçilmiş zaten. O evet. Ben başka birkaç düstur daha hatırlayalım. Yani ihlasın düsturlarını mabeynimizde muhafaza etmemiz gereken düsturları üstad nazara verdi geçti şimdi. Hazreti Kur'an'da olan kardeşlerimizi mesela tenkit etmemek. Ha, kardeşlerinizi tenkit etmemek. Yani bu düsturlardan birisi. Aranızda tefani olacak. Yani birbirinizde. Yani ücrette onu, yani nefsinizi geri çekeceksiniz, hizmette ileri gideceksiniz. Yani ihlasın, uhuvvetin düsturları. Nerede olacak bunlar? İnsan kendi nefsinde yaşayacak. İnsan, nur talebesi, kardeşleriyle kendi arasında bunu yaşayacak. Yani birlikte hizmeti yaparken, ubudiyeti yaparken dikkat etmesi gereken şeyler ihlasın sırrını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek. Şimdi burada bir şey fark var. Benim şahsi kanaatimce. Evet. Yani ihlas, biz devamlı bilirdik. İhlas
benle Allah arasında. Üstad ihlasa kuvveti de katıyor. Kardeşlik. Evet. Yani kardeşinle Allah'ın önünde ihlaslı olacaksın. İşte burası önemli mesele. Sen belki Allah'a karşı ihlaslı olabilirsin. Kardeşini kırdıktan sonra o ihlası da kırmış oluyor. Evet. Yani şimdi burada zaten dün bir vesileyle edep konusu üzerine biraz yoğunlaşmışım. Yani bir Allah'a karşı edep, ubudiyetin esası. Ama edep bir diğer taraftan da bakıyorsun. Yani edebin kuralları, edep bu defa nereye karşı? Yani bir önce Allah'a karşı. Kul yani ubudiyetin lazım gelen tavırlarını takınacak. Sonra peygambere karşı, sonra Kur'an'a karşı, sonra o evliyaullah'a karşı, o muhakkike ve büyük zatlara karşı. Çünkü onların hürmet hakları var. Bu dine, bu kitaba, bu şeye hizmet etmişler. Vazifelerini yapıp gitmişler. İşte Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi hürmet etmeyelim mi yani? Bak geriye. Yani çok çileli bir hayatla. Evet, aklıma şey geliyor Fırıncı abi. Ha. Fırıncı abi mesela bize bana diyor abi diyor, Cemil abi diyor. Ya ben yaşım kaç, Fırıncı abi yaşı kaç. Ben ne kadar hizmet etmişim Fırıncı abi ne kadar. Bana Cemil abi diyor, sana Fethi abi diyor. Evet. Hepimize evet. Abi diyordu ya. Böyle bir saygı, bir sevgiye bile coşuyordu, taşıyordu. Yani demek ki burada yani Allah'a karşı, peygamberlere karşı, geçmiş o bu yani şeyi olan tabiri caizse hizmetiyle, imanıyla, şefkatiyle, cihadıyla, irşadıyla temayüz etmiş şahsiyetler var yani başta sahabe-i kiram olmak üzere. Yani peygamberlerden sonra silsile bize kadar geliyor. Ne yapacağız? Hani... Evet, günümüzde şimdi biraz titri olan insanlar var. Ne yapıyor? Mümin mümine, Müslüman Müslümana, o alim bu alime sataşıyor, küfürle tatmin ediyor. Ya da hemen onun eksik kusurlarını ortaya döküyor. Ya da bir şeyler. Şimdi üstad ne diyor? Talebelerine ehli imanın mabeyninde en geniş daireden en dar. Şimdi burada mektupta konu, üstad diyor ki nur talebeleri önce ne yapacak? Mabeyninde, kendi aralarında ihlasın düsturlarını birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş. Yani diyor ki şimdi burada niye bu böyle olmuş? Kati haber aldım ki 3 aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için 3 adam tayin edilmiş. Ya kardeşim bu mücadele kıyamete kadar devam ediyor. Birileri yapmaya, birileri bozmaya. Birileri yani din-i mübin-i İslam'ın saf, güzel, örnek olunan bir hizmeti ortaya koymaya çalışırken birileri de bu yapıyı bozmaya çalışır. Çünkü hayırla şer, iyiyle kötü, narla nur iç içe girmiş diye geçtiğimiz 2 hafta önce bir derste yine burada bir mevzu olmuştu. Yani Cenab-ı Hak ne yapmış? Karıştırmış. Bu dünyada meydana tecrübeye bizlere atmış. Dolayısıyla bu noktada da yani sahabeler de imtihan olduğu gibi nur talebeleri oradan aşağı doğru bizlere kadar bu imtihan devam ediyor. Meydana tecrübe kapanmış değil. Kıyametle kapanacak. O zamana kadar da herkes bir mihenge vuruluyor. Herkes bir imtihandan geçiyor. Herkes yani nefsiyle, makamıyla, mertebesiyle, duruşuyla... Yani elindeki imkan ya da imkansızlıklarla mihenge vuruluyor. Hizmetteki konumuyla. Dolayısıyla üstad burada diyor ki yani biz diyelim ki ehli hizmet, nur talebeleri. Ne yapacağız bu asırda? Kur'an'ın iman esaslarını, ubudiyet esaslarını, ihlası ve dini hak, Kur'an'ın hakikatlerini aleme neşredeceğiz. Burada da tesir olması için İhlaslı, samimi, birlik, beraberlik, fertten ziyade şahsı manevi. Yani bu tarzda gitmemiz lazım. Ama birileri de geliyor bu şahsı maneviyini bulandırmak için, bu şahsı maneviye bir şeyler yapmak için, bu şahsı manevinin azaları arasına ne sokuyor? Soğukluk sokuyor. Ha, bu dışarıdan gelen, hadi buna komplo teorisi diyebilirsin. Aynı şey. Virüs durmuyor ki, nefsinden geliyor. Sonra seninle aynı hendekte küfre karşı savaşıyor. Yani. Küfre karşı, şeytana karşı
seninle aynı hendekte, yan yana seninle, sen dönüyorsun, kurşunu ona yönlendiriyorsun, çık, basıyorsun. Ya. Ne kadar büyük bir zulüm ya. Şeytana yardım etmiş oluyor. Evet, yani onun için burada, yani madem ki biz bir cephede beraberiz, yani konumumuz şahs-ı manevi teşkil edip, Kur'an'ın tesirini, Kur'an hakikatlerinin nuraniyetini neşir konumundasınız. Nasıl olacak? Birbirimize atış yapalım. Birbirimizin aleyhinde onun kuyusunu kazalım. Bununla ne yapalım? O zaman tesir kırılır. O zaman ya, hakkın, hakikatların hakikate zulüm olur. Kim yapmış olur zulmü? Burada mabeyninde ihlasın düsturunu yaşamayan kişi. Bizler yapmış oluruz. Ne yapmazsak, üstadın burada mektubunda bize önerdiği, bize tavsiye ettiği, çok lüzum, vücut derecesinde lüzum var dediği ihlasın sırlarını mabeynimizde istimal etmezsek biz zulmetmiş oluruz. Biz bu hakikatlara, çünkü İhlas Risalesi'nde ne diyordu? Kardeşlerinizin hukukuna tecavüz etmiş oluyor. Bilerek bu ihlası kırsanız zulüm olur diyor yani. Hatta kuvvetin en yüce kulesinden düşüp yani ortada yer bulamaz. Tutunacak bir yer bulamaz bunu. Yani onun için bakın yani dışarıda olmanın bir imtihanı var. İçeride olmanın da bir imtihanı var. Abi yani bu talebelerine ne makam mevki dost bir kaygısı olmadığı için yani bir görünürde bir şey olmadığı için bir yönelikleri olmadığı için imtihanlar da birbirleriyle oluyor. Yani şimdi üstad kimse bir şey işte olarak... Şahs-ı manevi burada şimdi ne diyoruz? Yani Bediüzzaman Hazretleri şahıs üzerinden gitmiyor, şahs-ı manevi üzerinden gidiyor. Ve işte talebeleriyle öyle bir şey tesis etmiş. Dolayısıyla şahs-ı maneviyi meydana getiren azaların konumu önemli. O zaman ne diyoruz? Ya güncel tabirle takım ruhu. Çünkü bir takım olayı var burada. Niye? Yani sen tasavvuftaki gibi öne bir şahsı koyup da o şahs üzerinden gitmiyorsun ki. Şahs-ı manevi üzerinden gidiyorum. Öyle iddiamız o. Ya da içinde bulunduğumuz sistem, bu hizmet, Sale-i Nur meselesi böyle gidiyor. Böyle oluşmuş. O zaman bu sistemin içinde, bu şahs-ı manevinin içinde yer alan bireylerin, fertlerin buradaki üstadın önerdiği hususlara riayet etmesi gerekiyor. Etmemiz gerekiyor yani. Yani kimse vazgeçilmez değil, kimse vazgeçilmez değil, ben hiç vazgeçilmez değilim deyip hiçliğe inmek lazım değil mi abi o zaman yani? Yani. Şahsi manevi içinde erimek lazım. Evet. Bir de şuna anlıyoruz ki, üstad bak diyor ki üç adam tayin edilmiş. Ne için? İçeriği karıştırmak için. Yani fertlerin arasında soğukluk vermek için. Bunlar da o gün olduğu gibi bugün de olabilir, yarın da olabilir. O zaman kardeşlerine üstadın ikazı nedir? Yani herkes uyanık olacak. Herkes dikkat edecek. Yani burada çok ince çizgiler var. Bir yani, yer okudum. Orada Üstad Hazretler diyor, hatasına bakmamak lazım. Mesela. Yani benle sen şimdi küfre karşı savaşıyoruz. İmana hizmet konusunda hemfikiriz. Belki bende hata olabilir veya belki sende olabilir. Sen benim hatama bakmayacaksın, ben senin hatana bakmayacağım. Vazifemiz bir araya gelip hizmet etmektir. Sen benim hataya bakarsan belki haklısın, ben haklı olabilirim. Ama ben seni itham ederken hizmete darbe vurmuş olurum. Niza etmeyin diyor evet, çünkü. وَلَا تَنَازَهُ فَتَفْشَلُوا وَتَسَبَرِيهُكُمْ Birbirleriyle uğraşanlar müsbet hareket edemezler diyor usta. Yani şimdi dönüp dolaşıp bakın imtihanlar nerededir? Yani içeride birbirleriyle uğraşanlar müsbet hareket edemiyor. Bu cemaatlerin de imtihanı budur yani. Ha. Yani imtihanımız budur yani. Ha. Onu anlıyoruz yani. Çünkü ayet-i kerimede de bunu açık bir şey var. Yani aranızda sonra ne olur? Yani kokunuz gider. Kokunuz, gücünüz, cazibeniz kaybolur. Yani bugünkü daha güncel ifade. Cazibeniz kaybolur. Yani o zaman işte bakarsınız etrafınızda kimse kalmaz. Etrafımızda kimse kalmaz. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuş hatalı durumlar olabilir yani. Uhud Savaşı'nda hafızlar şimdi o ayeti okusun şey yaparlar. Yani
Okçular Tepesi'nden inenler konusunda. Sonra ayet-i kerime iniyor. Sen onlara sert ve katı davransaydın seni terk ederim. وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Etrafının dağılır giderlerdi. Aynen. Senin yani etrafında halbuki aynı insanlarla daha sonra Hayber Fethedilecek. Ahmet Şahin abi diyor ben diyor şeyde Süleymaniye'de o ilk dershanede 58 numaralı. Orada diyor bir gün ilk defa derse geliyor. İlk defa girdim derse diyor bir tanesi ders oldu diyor bir tanesi bir kalktı bir laf söyledi affedersiniz. Bu nedir ya bu kadar bediüzzaman diyorlar peygamber mi diye çekip gitti diyor. Çekip gittikten sonra diyor bir tanesi de arkasının ona veryansını etmek istedi bir tanesi de konuşma. Dur. Konuşma dedi. Gıybet ediyorsun haberin yok dedi. Adam buradayken neden konuşmadın? Neden gidiyorsun konuşuyorsun dedi. Ben ondan dolayı nur talebesi oldum dedi. Ahmet Şahin. Allah Allah. Ahmet enteresan. Şahin abi beni nur talebesi yapan bu noktaydı dedi. Bu noktadır. Evet. Ha. Yani demek ki bu mesele ehemmiyetli. Yani konu çok önemli. Yani sen onlara sert ve katı davransaydın etrafından dağıldı giderlerdi. Hatasız adam var mı? Yok. Herkesin hatasından dolayı herkes birbirine hemen bir etiket, hemen bir böyle onu ötekileştirme, onu yok sayma tavrına girdiği zaman sana yarın adam lazım. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o durumuna bakarsak Uhud'dan sonra daha neler oldu değil mi? Tebuk seferine gidildi. Onlardan kimse bilmiyor. Mekke fethedildi. Hayber fethedildi. Onlar vardı orada gene. Ya o Okçu Tepesi'ndekilerin adı zikredilmez. İslam tarihinde. Yani, yoktu. Yemezler filan filan. Adam mesela cengaverlik yapanların adı zikredilir. Ama şehitler anılır ama onlar anılmaz. Onlar anılmaz. Onların adları yok. Münafıkların adları yok. Yani ihlasın bir sırrı bu işte. Öyle yani. Onların içinde bir sürü münafık var. Hatta Peygamber Efendimiz Abdullah bin İmdi, Huzafe bin Yemen Hazretlerine yalnız söylüyor. Kimseye söylemedi. Evet. Münafıkların adı. Evet. Demek ki hem metin nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak. Yani nasıl gidermiş bu iş? Yani içeride insanları sarsmak, bu hizmette şahs-ı maneviyi alabora etmek nasıl olurmuş? Bak burada diyor ki metin nurcuları usandırmakla. Abi metin ne demek? Yani aslında metin davasında sadık insanlar yani metin, sarsılmaz. Yani nurcuların vasıflarından bir tanesi bu mu? Metanet. Yani yerinde aslında sağlam ama bir yerden ona bir şey buluyor. Yani hani mesela Sungur abi için anlatılır ya Ankara'ya göndermiş üstad. Bakmış Ankara'da yani buranın düzeleceği yok. Dönmüş gelmiş falan. Ya kardeşim sen hizmet edeceksin. Ankara'yı düzeltmek senin işin değil ki. Yani Sungur abi Ankara'ya göndermiş. Ya Ankara'da da o böyle bakmış o Ankara'nın arası güresi içerisinde. Öyle anlatılır. Yani oradaki bir takım şeyler o ferdi diyelim yeisi atıyorsa usandırmak. Yani olaylar ya da özellikle belli kişiler yani böyle sizi yapıp duruyorsunuz ama buradan bir şey çıkmaz. Buradan bir sonuç çıkmaz. Yani ama kardeşim bir zamanlar öyleydi. 80 öncesi böyle olayların bizde Manisa Demirci'de mesela münazaralar, münakaşalar olur. O zaman ideoloji toplumda daha yüksekti biliyorsunuz yani şeyi. 80 öncesi. Yani kardeşim bu nurcular dört duvar arasında oku bunlardan bir şey çıkmaz. Yani o zaman ne var? Diyelim ki milliyetçi cephede o ülke ocakları var. Ya çiçek, da, böcekle iş mi olur? Ha, çiçekle böcekle iş mi olur falan. Yani senin o metin olan davana sadakatini bir yerden bir adamda bir heyecan da varsa yani böyle oku ne olacak falan. Ama ne oldu? Bak şimdi biz yine anladık ki devlet serbest bırakıyor. Okulların önündeki engel kalktı. Ama manevi konuda şu dört duvar arasında yapılan şu derslerin yeri doldurulamıyor. Fitne fesat meselelerinden dolayı biraz cazibe de kırıldı. Yani seyreldi dersler, katılımlar vesaire. Ama bakın çok serbest. Yani Türkiye'de bir zamanlar üniversiteye gidemiyordu başörtülüler, imam hatipliler içi boşaltılmıştı 28 Şubat döneminde Kur'an kurslarının içi boşaltılmıştı. Şimdi de serbest ama
İşte başka şikayetlerimiz var. İmam Hatip okullarında namaz kılmayan bir gençlik. Ya da dini kurumlarda bir laubalilik. Allah Allah. O zaman bu işin ciddiyetini nasıl yapacağız? Bediüzzaman'ın metodu ne? O kurumların karşısına mı geçeceğiz? Yok, o zaman da demişler. Onlar hepsi tepkiydi. Ha. Etki değildi. Ama meseleyi Risale çözecek Nur, olan şey de bu. Bu hakikatlerin talimi işte yani. Risale-i Nur etkidir. Evet. Kendi merkezinden hareket ediyor. Onlar başkasına bakarak hareket ediyor. Evet. Yani mesela üstadın şeyi neydi? Isparta'da demişler ki ya bu İmam Hatip okullarında bazı yanlış işler oluyor. Ta o zaman da Suat Alkan bir İmam Hatip talebesi olarak üstadı Isparta'da ziyaret etmiş. Bilmiyorum nerelerde Suat abi şimdi. Fransa'da diyorsun ama. Öyle mi? Şimdi ne diyor üstad? Aman bu İmam Hatipler kötüdür, bu ilahiyatlar kötüdür, bu devlet zaten bu dini bozmak istiyor. Katoliklik, Katolik İslam'ı falan demiyor üstad. Diyor ki her bir İmam Hatip okulunun yanına bir dershane açıldı. Oralardaki yanlış fikirler varsa onları tadil edin. Düzeltin onları. Yani çünkü tamircik böyle olur yani. Üstadın yaklaşımı bu. Yani o zaman için gene yanlışlar var. Ama diyor ki gidin onların o okulların yanına bir dershane açın. Medrese-i Nuriye. Orada Risale-i Nur'la o zihni karışanlara bunların doğrusunu öğretin. Mesela abi bu. Biz şeye gittik. Mısır'a gittik. Fırıncı abilerle, Faris abilerle. Ben orada tercümandım. Arapça, Türkçe, Türkçe, Arapça. Fırıncı abiyle konuşturdular, şey ettiler. Orada büyük alimleri ne diyordu biliyor musun? Biz ehli sünnet metodunu anlamak için Risale-i Nur gibi bir kaynak bulduk. Ezher ha! Ehli sünnet merkezinin merkezidir orası. Dediler biz Risale-i Nur'u okumamız lazım ki çünkü biz de etkileniyoruz başkalarından. Biz de başladık Selefilerden, Vahabilerden etkilenmeye. Risale-i Nur bizi muhafaza edecek. Vallahi ve billahi bunu Ezher Üniversitesi'nin rektörü şeyleri diyordu ya. Ya. Evet. Usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak ve hizmet-i nuriyeden vazgeçirmek için o zaman bu işi yapmak için neler yapıyorlarmış? Mahkememizi uzatıyorlar. Yani bir şekilde toplamışlar. Tamam neyse hukuk çıkalım. Ama diyor ki işte o metinleri sarsmak, zayıfları uzaklaştırmak bir takım şeyler için devlet eliyle sistem çözülmeye, fertler yok edilmeye, fertlerin ümitleri, metanetleri sarsılmaya çalışılıyor. Üstad da ya o zamanın işte şiddetli imtihan oldukları için o imtihanı geçenler de çok sağlam nur talebeleri olmuşlar değil mi? Yani bütün bu zorlukları aşaraktan bu davada sebattan, metanetten, ihlastan, cihattan geri kalmamışlar. Yani. Tabii şimdilerde tatlı su balığı. Yani durum değişmiş yani. O gün şartları çetinmiş. O çetin şartların sonuçları da güzel oluyor. O nispetle yani. Evet. Sakın şimdiye kadar mabeynimizdeki fedakarane uhuvvet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Yani fedakarlığı nerede yapacak? Demek ki fertler kendi arasındaki uhuvvette fedakarlık yapacak. Abi ben çok hassasım. Bu konularda ben böyleyim. Ya fedakarlık yapacaksın hassasiyetini. Bu nefisten geliyor değil mi? Yani kendine bir şey biçiyor. Ben sen hassasın da o hassas değil mi? Bu benim kırmızı çizgim. Ha. Pek benim de kırmızı çizgim var. Senin de kırmızı. O zaman seninle ben geçinemeyiz. Yok bütün çizgileri arkadaş aldım. Ben kimseye bir şey bırakmıyorum. Halbuki üstad burada ne diyor? Mabeynimizdeki fedakarane uhuvvet. Mabeynimizdeki fedakarane uhuvvet. Yani hacca gidenler, umreye gidenler bilirsiniz. Ne yapar? Yani o grup hareketi içerisinde fedakarlıklar gerekir. Sen koşup gidivereceksindir bir yere ama grubunuzun içinde yaşlılar vardır. O yaşlılara göre sen de yavaş gitmek zorundasın. Grubundan ayrılıp terk edip gidemezsin. Yani fedakarlığı anlamaya bir örnek bence. Yani doğrudur ya eksiktir. Ama işte bak grup içerisindeysen
O zayıf olana göre sen de hareket edeceksin. Bu bir fedakarlıktır. Halbuki sen haklısın. Hakkından vazgeçmen lazım. Yerine göre haklısın. Hakkından vazgeçeceksin. Aman grubun ahengi bozulmasın diye. Ya da orada bir lüzumsuz. Devsa gazeteler Rusya'da işte o şeyi yapıyor. Kavga çıkınca diyor siz haksızlara yardım. O mesele mi? Evet, evet. Evet. Yani onun için ne gerekiyor? Kardeşler arasında fedakarane uhuvvet. Yani cümleler çok, yani üstadın cümleleri, kelimeleri öyle boş değil. Öyle yani bir takım hayalat değil yani. Bak, samimane muhabbet. Samimane muhabbet. Sadece muhabbet demiyor. Samimane muhabbet sarsılmasın. Kardeşim, hizmet iddia ediyorsak, fert olarak ya da bir grup olarak, o zaman üstadın bu mektupta tavsiyelerini uygulayıp uygulamadığımızı kendimizden başlamak üzere kontrol edeceğiz. Bunları uygularsak, uygulayabiliyorsak tesirimiz olur ya da şahsı manevi devamında bu hizmette bize düşeni yapmış oluruz. Yok, bunları yapamıyorsak, bu ihlası, bu uhuvveti, bu samimiyeti, bu fedakarlığı gösteremiyorsak o zaman niye işler yolunda gitmiyor? Niye toplumdaki bir takım şeylerin önü alınmıyor? Yanlışların niye bir dengeye oturmuyor konusunda da o zaman dönüp bu noktada kendimizi kontrol etmek durumundayız. İsmail Yazıcı abinin bir sözü var. Çok enteresan. Evet. Dünyaya bakıyorum diyor. Dünyada ne yamukluk varsa İslam aleminden geliyor. İslam alemine bakıyorum. Ne yamukluklar varsa veya ne terste geçmiyor. Nur talebelerinin arasında en ince teferruat İslam alemine yansıyor. İslam alemindeki de dünyaya yansıyor. Ya. Demek benim bir ihlaksızlığım İslam alemine yansıyor. Ben merkezdeyim. Merkezde olmak, merkezde bir sapmak çevrede çok büyük bir açıya sahip oluyor. Evet. Onun için yani nur talebelerinin yeri farklı. Farklı olduğu için o kendi konumunda hata yapmamaya dikkat etmesi lazım. Onun için buradaki üstadın bahsettiği mabeynimizdeki fedakarane uhuvvet, samimane muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile bu sarsılma, o fedakarane uhuvvet, samimane muhabbet sarsılsa, zerre kadar sarsılsa bile bize büyük zarar olur. Bak işte aynı şey. Bak, bize büyük zarar olur. Abi özür dilerim. Muhsin Alev abi 2000 yılında sempozyumda Almanya'da 94'te şey savaş çıktı ya, Yugoslavya'da bir savaş çıktı. O savaştan kendini sorumlu görerek ağladı. Yani Fırıncı abiyle beraber geldi işte. Çünkü pek az bir sarsıntı Denizli'de gibi nokta nokta öyle bir mesele var demek ki. Hocaları yabanileştirdi. Yani orada bir olay olmuş. Onu ben bilmiyorum şimdi. Neyse uzatmayacağım. Pek az bir sarsıntı Denizli'de nokta 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 gibi hocaları yabanileştirdi. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmet-i Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde. Yani bak, ehli küfür falan değil. Hocalar uzaklaştırılıyor. Yani diğer ehli iman kardeşlerimiz var. Onların nazarı burada. Buradaki bir sıkıntı onları sarsıyor. Onları uzaklaştırıyor. Halbuki bu meselenin bütün ehli imana yavaş yavaş ulaşması ve onların da bunu elde etmesi lazım. Onun için burada üstad diyor ki Kur'aniye ve imaniyemizi iktiza ettiği halde neyi feda etmeye hizmet, bir daha hocaları yabanileştirdi. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmeti Kur'aniye ve imaniyemizi iktiza ettiği halde sıkıntıdan veya başka başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemal-i mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olup tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havale edip kısa kesiyorum Said Nursi. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.